seçimlerde eğer bu iktidar küçük ortağıyla beraber %52 alıyorsa vah benim ülkeme diyorum. Bizim ülkenin insanı tek bir mevzuda uyanır. Ülkede haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk tavan yapmış. Çıkmıştır milletine, demiştir ki ben bu parçalanmanın bir eş başkanıyım demiştir. Hani Emevi Camisi'nde cuma namazı kılacaktık. Şu anda bütün Suriyeliler bizde cuma namazı kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki kendi savaş uçağımızı yapacağız dedi. Kendi savaş uçağımızı yapabilecek ekonomik güce, bilime, teknolojiye sahip miyiz? Yaparsak kaç yıl sürer? Şu an için kesinlikle yapamayız. Evet. Kesinlikle yapamayız. Neden? Hatta ve hatta yapılmış denen helikopterlerimizin bile ihracatı gerçekleştirilecekti. Fakat ülkemizin insanlarından saklanan bir durum var. Atak helikopterlerin bile motorları dışarıdan geliyor. Fiyat motoru zaten. Aynen öyle. Evet. Ve de ihracatı bu şekilde durduruldu. Motor patenti olan ülke buna veto koydu. Yani demek istediğim şu. Bir helikopteri yapmaktan aciz olan, tabii ki yapmasını isteriz, gurur duyarız. Bunda bir beis yok. Bunda hepimiz mutabıkız. Ama şu anki teknolojiyle bizim uçak yapma imkanımız sıfır. Bunu görmemiz lazım. Yani balon veyahut da hayaller ülkesi olmaktan çıkmamız lazım. Realist olmamız lazım. Yani bir şeyi gerçekçi, gözlüklerimizi çıkartacağız. Gerçekçi manada, objektif olarak oradan buradan bakarak değil. Gerçeği gerçekten herkesin önünde vurgulamak lazım. Şu anda Türkiye'de yapılan algı operasyonu. Uçak yapılacak. Ondan sonra S-400'ler aldı, konuşlandırılacak. İşte bu biliyorsunuz onay ertelendi. Halbuki S-400'lerin askeri yetkililer de açıkladı, konuşlandırılması birkaç günü alan bir mesele. Bunun konuşlandırılması sadece Amerika'ya S-400'ler üzerinden bir blöf oynanıyor. Amerika'nın bazı mevzularda bize diyelim ki pozitif davranması yönünde S-400'ler harbiye alındı. Ve F-35'ler de vasıtasıyla yapacağımız 10 milyar dolar karımız da buradan gitti. Çünkü onun bir ortağıydık. Biz parçalarını üretiyorduk. Kokpit parçaları F-35'in Türkiye tarafından üretiliyordu. Zaten konu da bundan kaynaklı. Aynen, aynen. Aynen. Şimdi Suriye'nin kuzeyindeki mevzuya gelirsek hep bu bütün bir yani dava. Uçak yapmamız, Kuzey Suriye, S-400'ler bunlar bir bütünün parçaları. Kuzey Suriye'nin doğusundaki yapılanmaya Türkiye bil fiil dahil olmuştur. Oradaki şu andaki yapılanmanın sorumlularından bir tanesi Türkiye'dir. Kobani düştü düşecek deyip ve Türkiye üzerinden Kuzey Irak peşmergelerini Türkiye sınırları içerisinden geçirerek ve de lahmacun yedirerek o Kobani'ye indiren Türkiye iktidarıdır. Recep Tayyip Erdoğan burada bir numaralı sorumludur. Sorumludur. O dönemlere gitmek lazım, o dönemleri hatırlamak lazım. Yani şu anda orada bir yapılanma varsa, Türkiye'yi bunlar tehdit ediyorsa, bizim için tehdit oluşturmuşlarsa ve biz bu yapıdan muzdaripsek, bunun bir numaralı müsebbibi iktidardır. Bunu görmek lazım. Şimdi orada yapılanma olmuş, oraya Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmanın yolu açılmış iktidar tarafından. Şu anda ülkedeki iç politika türbünlere oynamak, biz bunun karşısındayız. Halbuki Türkiye devleti bu oyunun bir parçasıdır. Büyük Orta Doğu projesinin bir parçasıdır. 2004 yılında Recep Tayyip Erdoğan bunu ilan etmiştir. Ülke bazı mevzularda Recep Tayyip Erdoğan gerçekten dürüst davranmıştır. Çıkmıştır milletine, demiştir ki ben bu parçalanmanın bir eş başkanıyım demiştir. Tabii şu anda türbünlere oynanıyor. Yok kardeşim oraya harekat yapacağız. Geçen Hulusi Akar'ın oraya yapılacak olan bir operasyonun görüntüleri yayınlandı. Yok bilmem harekat planları, şunlar bunlar. Bunlar tamamen bir algı operasyonu. El ele verilmiştir emperyalizmle. Siyonizmle maalesef Suriye parçalanacaktır. Suriye küçük butik ülkeler haline dönüştürülecektir. Sırada İran vardır. İran'la kapışmanın eşiğine gelmiştir. Ve daha sonraki sıra Türkiye'ye gelecektir. Bunu görmek lazım. Ve görmek lazım. Ben maalesef şunu söylüyorum. Eğer bu ülkede bu oyunlar oynanırken, ekonomi dibe vurmuşken hala diyorum. Yerel seçimlerde eğer bu iktidar ortağıyla beraber, küçük ortağıyla beraber %52 alıyorsa vah benim ülkeme diyorum. Uyumaya devam diyorum. Ne diyeyim? Yani büyük şehirleri kaybetmiş. Benim için %52 almamalıydı.
en fazla %15 almalıydı. O da kemikleşmiş siyasal İslam oyu olmalıydı. Anlatabiliyor muyum? Yani ülkede bazı gerçekler görülmüyor. Bizim ülkenin insanı tek bir mevzuda uyanır. Bu bölünme değil. Bu vatan tehlike altında değil. Eğer bu ülkenin insanları cebine dokunulmuşsa, tencerede pişen yemek azalmışsa, çocuklarını okula gönderemiyorsa, arabasına benzin koyamıyorsa, yazlığa gidemiyorsa o zaman uyanır. Ülkede adalet bitmiş. Ülkenin tehdit algılaması değişmiş. Bunlar ülkenin uyanmasına vesile olmamakta. İşte burası çok önemli. Burası gerçekten önemli. Çünkü niye? Adalet için ayağa kalkmayan bir halktan bahsediyoruz. Ne zaman ki cebindeki veya yazlığına gidemez duruma gelmiş, o zaman biraz biraz uyanmaya başlamış. İnanın bana, Tayyip Erdoğan bugün insanlara yazlığını, kışlığını, arabasını, benzinini ve 2002-2007-2008 aralarındaki gibi dolar 2 lirayken, 1.10'lara inmişken 4.000 TL verebilmiş olsaydı, bugün hala Tayyip Erdoğan'ın 1.100 değil 10.100 sarayda oturmasına kimse ses çıkarmazdı. Bu ülkenin insanlarını ben anlayamıyorum. Halbuki iyi giderken değil, haksızlığa, adaletsizliğe, bölünmüşlüğe, kutuplaştırmaya, sevgisizliğe, hakarete, ülkenin insanların değersizleştirilmesine, ülkenin mahkemelerinin, yargısının tarafsız olması gerekirken bir kişiye bağlanmasına itiraz edilmeliydi. Esas gerekli duruş, karakterli duruş, bir halkın duruşu böyle olmalıydı. Bakın, Fransa'da aylarca sarıyelekliler çıktı, mücadelesini yaptı. Birçok konuda başarı elde ettiler. Yani istediklerini ele aldılar. Emeklilik konusunda hala devam ediyorlar. Demokratik haklarını, demokratik mücadelelerini sürdürüyorlar. Ama ülkenin maalesef geldiği nokta bu. Ülke tamamen yozlaştırılmış. Tamamen karakterinden, kendi haysiyetinden maalesef diyorum ödün vermiş. Ülkede haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk tavan yapmış. Hala ülkenin insanı, dolar ne oldu? Euro'ya buradan girdik, zarardayız. Dolardan ne zaman çıkalım? Bunun derdinde. Peki bu, yani uçak yapacağız dedik. Her şeyin zaten çözümü de adaletle olacak. Bir ülkede adalet yoksa ekonomi olmaz. Bir ülkede haksızlık varsa, mahkemeler eğer yargı tarafsız değilse, objektif değilse, o ülkenin ekonomisi ilerlemez. Ben eğer yabancı bir yatırımcı olmuş olsam, ülkenin öncelikle bakacağım tek bir veya iki kriteri olur. Bir, demokratik standartı, iki, yargısı. Bir ülkenin yargısına ben güvenmiyorsam ben o ülkeye yatırım yapmam. Bu ülkenin insanlarına şucu bucu denilerek mallarına el kondu. Tabii ki konulacaklar konsun. Ve o ocu bucu denilenler şu anda iş başında. Onlarla iş tutanlar iş başında. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani demek istediğim şu ki, bir ülkenin kalkınabilmesi için, refah seviyesini yükseltebilmesi için, bir ülkenin ilerleyebilmesi için öncelikle yargı, tarafsız adalet ve bağımsız adalet. Adalet. Eğer bir ülkeye adalet gelmiyorsa o ülkeye ekonomik refah seviyesi yükselmez, gelmez. O ülkeye birlik beraberlik gelmez. Çünkü niye? Yargısızlık veya haksızlık, hukuksuzluk ülkenin bir kısmıyla bir kısmını düşman eder birbirine. Ve dış politikaya getirirsek bu mevzuyu, dış politikada da bir araya gelemeyiz. Şimdi bir kesim insan var, dış politika üzerinden iktidara vuruyor. Bir kısım, çünkü iktidarı zayıflatmak amacını güdüyor. Haliyle öyle bir zayıf noktasını yakalamış. Türkiye'nin dış politikadaki yaptığı yanlışların Davutoğlu döneminden ele alırsak, hani Emevi Camisi'nde cuma namazı kılacaktık, şu anda bütün Suriyeliler bizde cuma namazı kılıyor. O duruma getirdiler memleketi. İşte bu kadar zafiyet, bu kadar yanlış politika ve insanları kutuplaştırmanın sonucunda dış politikada Amerika'ya, emperyalizme, siyonizme tek vücut halinde duramıyoruz. Herkes kendi bulunduğu cepheden bakıyor olaylara. Herkes kendi bulunduğu cepheden. Halbuki milli meselelerde bir araya getirecek olan bir kişi var, bir tane makam var. Bu 90 seneden beri böyle çalıştı. Ama maalesef o makamı bile yerle yeksan eyledik. Neydi o? Cumhurbaşkanlığı makamı. Eğer partiler ayrıştıracak olursa parti liderlerini bir araya toplarlardı ve onları aynı masa etrafında, aynı ülkenin partileri olduklarını tekrar tekrar hatırlatarak, ülkenin insanlarını kuşatıcı bir dil kullanarak milli politikalar aynı dil çevresinde mecliste de aynı imza altına tutulup yayınlanırdı, memleket bir huzura ererdi.
Ben de onun için senin işte, dediğin gibi söyledim ben. O gemi tüm birliktelikle yapılır. Evet, ayrışmayla yapılmaz. Beraberli. O yani, anlamda söyledim. Ben, bak şunu ben günler önce çektim. Bu adam bizim Türk vatandaşımız. Şurada her gün yatıyor. Biz Suriyeli besliyoruz. Bak bu herif aç. Bu herife sen ekmek verirsen bu adam şöyle besleniyor. Bak şurada aç. Suriyeli değil bizim. Suriyeli mevzusuna da biraz bak, böyle siyasi bakmamak şurada, lazım. Bak, hani Suriyelileri çıkartalım şöyle, demek de yanlış. Bak şurada 90 yaşında dedemiz var. Mendil satıyor mendil. Dört tekerlekli şeyi var. Sakat arabası. Yani mesele şu. Suriyeli de gelsin ama Suriyeli çalışsın. Şimdi iş yapsın, iki türlü, üresin. İki türlü dışarıdan gelen kesimin statüsü var. Biri göçmen, biri mülteci. Ya kardeşim bu insanlar göçmen mi mülteci mi? Önce bunu bize bildirsinler. Göçmenseler her tarafta gidip çalışabilirler. Ama mülteci olarak geliyorlar ve yurdun... Mesela ben Avrupa'da yaşayan bir insanım. Avrupa'da yaşayan insanlar, oraya da mülteciler geliyor. Mültecilerin kampları olur. Mülteciler çalışma hakkı alamaz. Mültecileri devlet belli kamplarda kaydı kuydu altına alınmak suretiyle yerleştirir. Yani bir mülteci ülkenin her tarafına geziyorsa bu mülteci değildir ki. Bu göçmendir kardeşim. Yani çalışıyor, senin iş gücüne dahil oluyor. Senin şimdi kardeşim Türkiye insanlara tabii ki yardım etsin. Tabii ki kol kanat açsın. Ama önce can sonra canan. Bakın zekat mevzusunda bile ben kendim İmam Hatip mezunuyum. Ve aynı Recep Tayyip Erdoğan'ın bitirdiği okulu bitirmişim. İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 88 mezunuyum. Zekat mevzusunda bile ilk birinci olarak dağıtılması gereken akrabayı taallukat, yani yakın akraba. Ondan sonra mahalleli. Daha sonra çevreye giderek genişler. Yani senin ülkenin insanı aç, fakir, fukara, işini bulamıyor. Geçimini temin edemiyor ama sen kalkmışsın 3,5-4 milyon, senin evine 2 kişi sığıyor, misafir olarak eve 10 kişi getirsen, evdeki çocuklar, yenge hanım ne der? Ya kardeşim bizim var 4 tane ekmeğimiz, sen getirdin 25 kişi, bunu nasıl paylaşacağız? Şimdi ülkenin kapasitesi belli, kaynakları belli. Ülke Suriyeliler açısından başka planlar güdüldü fakat ellerinde patladı. Neydi planlar? Suriyeliler kullanılacaktı. Bakın Rıfat Hisarcıklıoğlu hiç Suriyelilere değiniyor mu? Çünkü Rıfat Hisarcıklıoğlu bu politikanın bir parçasıdır. Rıfat Hisarcıklıoğlu gibi kurulların, odaların başkanları hiçbir zaman adaletten, demokrasiden, haktan, hukuktan, işçiden, emekten bahsetmezler. Neden? Onlar ucuz emekten yanadırlar. Onlar ucuz emeği nereden buldular? Suriyelilerden buldular. Suriyelileri şu anda yevmiyesi atıyorum 10 birim olan bir işi 7 birime 6 birime yaptırırsan ülkedeki vatandaş işsiz kalır. 4,5 milyon insana 37 milyar harcadık diyorlar. Bu da yalan. Ben harcadıklarına kesinlikle inanmıyorum. Kardeşim harcadılarsa bu insanların gerçekten mendil satıp oralarda yatmaması gerekiyor. Bunu Avrupa'ya blöf olarak yapıyorlar. Biz hani ensardık, onlar muhacirdi. Kızdıkları zaman açarız kapıları diyorlar. Ya kardeşim sen ağılın kapısını mı açıyorsun? Yani biraz da bu dil yanlış bir dil. Ben rica ediyorum. Yukarıdaki idarecilerden de rica ediyorum. Yani Avrupa'ya dönüp de ben bu artık kapıları açarım. Çok rencide edici bir davranış. Getirmişsin artık güzellikle bunları bir şekilde programlayıp ya ülkelerine göndereceğiz. Biz bunları getirdik. Bunların oradaki yönetimlerinin terörist dediklerini burada eğittik, donattık, gönderdik, savaştırdık, bilmem neler yaptık. Hepsi büyük hikayeler döndü yani. E şimdi kardeşim sen bu adamlar burada yük olmaya başladı. Sen bu adamları kalkıyorsun Avrupa'ya kart olarak elinde bir şey kalmamış. Diyorsun ki ya bana yardım gönderin. Yeterli yardım gelmedi. Bak eğer beni kızdırırsanız yaptırımlara başladı Avrupa Birliği. Biliyorsunuz kredileri kesti, şudur budur. Bundan ötürü ne diyorsun? Bak ben sana el altından yani aba altından soba gösteriyorsun. Diyorsun ki kapıları açarım. Bu iyi bir politika değil. Devlet adamlığı değil. Siyasetçiler, siyasetçilik ayrı bir şeydir. Devlet adamlığı ayrı bir şeydir. Bizi yönetenler çok iyi bir siyasetçi. Recep Tayyip Erdoğan çok mükemmel bir siyasetçi. Seçim kazanmasını bilen çok mükemmel bir siyasetçi. Devlet adamlığı ayrı. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bir devlet adamıydı. Bir devlet adamıydı. Bakın ben size söylüyorum. Siyaset ucuz yapılır. Türbünlere yapılır. Devlet adamlığı ciddi bir iştir. Ülkenin menfaatlerini gözetirsin. Yani seçim kazanmak uğruna ülkenin aleyhinde olan işlere girişmezsin. Emevi camisinde 3 gün içerisinde gidip cuma namazı kılacağız deyip saçma sapan politikalara girmezsin. Bizim orada ne işimiz vardı? Orada yanan yangına biz de benzin döktük. Orada kesilen kafaların
bizim üzerimizde kanı var. Bak bunu söyleyeyim. Vebali var. Tabii canım. Orada bir problem vardı. Biz de benzinle gittik. Ya kardeşim yıkın, biz de sizle beraberiz dedik. Yani bak ben sana şöyle çok basit bir örnek vereyim. Şurada bir kavga var. Kavgayı yatıştıracağımıza, iki diyelim ki esnaf büyük bir kavgaya girişmiş. Bunların arasında sulh bulacağımıza, araya gireceğimize, yatıştıracağımıza diyoruz ki doğru ya, o senin müşterini çaldı, vur, ben de senden tarafım. E kardeşim bu ne olur? Kavgayı büyütür. Kavga büyüdü, savaş büyüdü, içinden çıkılmaz bir hal aldı, Arap saçı oldu. Biz emperyalizme isteyerek veya istemeyerek ne yaptık? Payandalık yaptık. Şimdi bu politikaların ceremesini çekiyoruz. Ondan sonra İdlib'de şu anda bakın dostumuz denen Rusya o İdlib'i bombalıyor. Hani biz dostluk Rusya'yla, hani ateşkes imzalanmıştı İdlib'de. Orada eğer bir kıyım olursa, orada eğer halk gerçekten muzdarip olursa ne olacak? Hepsi Türkiye'ye kaçacak gene. Yine oradan 200-300 bin mülteci bekleniyor. Belki daha fazla, milyonu bulacak. Bizden, bize söylenen öyle. Ne kadar bir potansiyeli var İdlib'in bilmiyoruz. Yani demek istediğim şu. Ne Rusya ne Amerika. Milli olmak lazım. Milli olmanın temelleri bu ülkede 1920'lerde, 1919'da ilk atılan 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkılarak atıldı. 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattılar. Daha sonra geldi 1922-23 Cumhuriyet'in kuruluşu ve 1933'ler ilk yapılan atılımlar, memleketin bütün taşları yerli yerine oturtturuldu. Fakat 1930'lardan sonra gelen sağ yönetimler, gelen ucuz politikacılar, gelen çıkar grupları ülkenin bütün kazanımlarını, bütün birikmiş kazanımlarını alt üst ettiler. Ve şu anda geldiğimiz nokta gerçekten itibarımızı tekrar kazanmamızdan her yapılan yanlışın bir dönüşü var. Ama bu yanlışları oturup yüzleşmemiz lazım. Halkımızdan gizlememiz lazım. Türbünlere oynamamız lazım. Artık şu uçuyoruz, kaçıyoruz mevzusunu bir bırakalım. Uçak yapıyoruz, yok uzaya gidiyoruz, NASA üzerine çıktık bilmem ne. Bunlar bırakalım. Bunlar komik şeyler. Ya biz uçak yapıyoruz dediğimiz zaman Amerika'daki adam gülmekten sandalyesinden düşüyor ya. Nereye uçak yapıyoruz ya kardeşim yani? Ben yani Türkiye'nin bana bir tane patentli motor üreten bir motosiklet markasını söylesene. Bırak uçağı, ben motosiklete düştüm yani. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi yani motor yapmak, yazılım yazmak bunlar ayrı şeyler. Yani bunları yapamayacağımızı söyleyin, çalışalım yapalım deyin. Beyin göçünü engelleyin. Bak orada beraberiz. Burada yetişen beyin göçünü, Amerika'ya giden göçü geri getirin kardeşim. Bizim büyük insan, büyük diyelim ki gerçekten atılımlar beklediğimiz, okumuş, yetişmiş, ilim sahibi, bilim sahibi insanları biz yurt dışına kaçırdık. Onları buraya cazibe merkezi yapıp bir daha geri alalım. Çalışalım. 1945 2. Dünya Savaşı yılları, Almanya yerle bir olmuş. 1945 sene 2019, 20 sene evvel de öyleydi. Ben 30 senedir yurt dışındayım, gezmediğim ülke kalmadı. Ülkemin de her tarafını seviyorum, gezdim gördüm ve şunu söyleyeyim, adamlar 35-40 senede dünyanın bir numarası oldular. Bir numarası. Biz şu anda yani kalkıp da oraya buraya gider yapmaktansa oturup çalışacağız. Hani Almanya bizi kıskanıyor. Yok bilmem Avrupa bizi işte kıskancından çatlıyor. BMW bizim. İşte Mercedes'i bir şey yaptı kardeşim. Ya Fabi şu anda Türkiye'ye fabrika açsın diye neredeyse yalvaracak duruma geldik. Dua ediyoruz. Yani ki Fabi bize şu anda fabrikasını İzmir'e mi açsın, Kocaeli mi açsın? Çünkü bir olasılık da Bulgaristan var. İkisi arasında gidip geliyor, fabrika açacak. Yani bu güzel bir hadise. Yan fabrikalarıyla beraber bu 50-70 bin kişiye iş gücü sağlayacak. Çünkü onun yan fabrikaları da tabii ki var. Yani demek ki onu bizi kıskanıyor, bu bizi kıskanıyor. Yani hamaseti bırakalım ya. Hamasetle bir şey olmaz kardeşim. Çalışalım. Bak şu ülkede insan var. Gençlerimize el verelim. Yani 40-50 yaşında. Ya kardeşim ölüm var ya. Bak ben bir tane ayet okuyacağım. Bunu dinleyenler, iktidar sahipleri dinlesinler. Küllü nefsin zaigatul mevtsün ve ileyna turcaun. Herkes ölümü tadacak, sonra bana döndürüleceksiniz diyor Rabbimiz. Ölüm var ya, nereye gidiyoruz? İster sultan ol, ister padişah, ölüm var. Oraya toprağın altına gideceğiz, hesap vereceğiz. Eyvallah. Bu kadar diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah.